Narin'e ne oldu? Narin Gülen'i arama çalışmaları 18. gününde sualtı timleri Narin'i derede arıyor. Diyarbakır seferber oldu. Aynı mahalle 8 kez arandı. 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Jandarma yeni ihbar aldı. Narin için daha önce de aranan derede yeniden arama çalışması başlatıldı. Diyarbakır Bağlar'da kayboldu 8 yaşındaki Narin Güran. Türkiye günlerdir ondan gelecek bir izin haberini bekliyor. Narin için kurulan özel ekip son olarak mahalle mezarlığını aradı. Özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları soruşturma savcısı eşliğinde yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarandı. Ama yine de Narin'den bir ize rastlanmadı. Jandarmaya gelen yeni ihbar ekipleri teyakkuza geçirdi. Narin'in mahallesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Eher Tutma Deresi'nde arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. İstakip köpekleri dere kenarında, dalgıçlar suda aramalar yaptı. Narin soruşturmasında ekipler ikiye ayrıldı. Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos öncesini, diğer ekip ise sonrasını araştırmaya devam ediyor. Soruşturmada tanıkların ifadesi ve arabasında bulunan DNA örnekleri sebebiyle Narin'in amcasının tutukluluk hali devam ediyor. İsrail askerleri Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesini protesto eden göstericilere ateş açtı ve o sırada Amerikan vatandaşı da olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi vurularak hayatını kaybetti. Otopsi raporu yayınlandı. Türk aktivistin İsrailli keskin nişancının kurşunuyla öldürüldüğü otopsi raporuyla kanıtlandı. Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yerlerinin genişlemesini protesto için düzenlenen gösteriye katılıyordu. Amerikan vatandaşı Türk asıllı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi 26 yaşındaydı. Nablus kenti yakınlarında düzenlenen gösteride İsrail şiddetinin kurbanı oldu. Ağır yaralanan Eygi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. İsrailli aktivistin arkadaşı o anları böyle anlattı. Yaralanan Eygi'nin 10-15 metre geride zeytin ağaçlarının altında durduğu yere doğru koştum. Onu yerde bir zeytin ağacının altında yatarken buldum. Ölümcül bir kanaması vardı. Vuran asker onu açık bir şekilde görüyordu. Otopsi raporunun sonucu belli oldu. Nablus kentindeki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını belirten Vali Douglas, rapor sonucu İsrailli bir keskin nişancının kurşunuyla başından öldürüldüğü kanıtlandı dedi. Douglas başka ayrıntıya yer vermedi. Eygi'nin katledilmesine dünyadan tepki ve kınama yağdı. Dışişleri Bakanlığı ve Erdoğan saldırıyı kınadı. Dün gencecik bir evladımızı Ayşenur Ezgi Eygi'yi alçakça katlettiler. Bugüne kadar 17 bini çocuk, 41 masum sivili öldürdüler. Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ABD'den de açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Batı Şeria'da ABD vatandaşının öldürülmesini kınıyoruz. Neler yaşandığı ortaya çıkmalı dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise yeterince bilgi sahibi olmadığını söyledi. I can honestly say I've never been more optimistic about America's future. Eygi'nin ailesi ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bağımsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray olayla ilgili soruşturmanın başlatılmasını istedi. İsrail ordusu ise soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Almanya'dan